Ama DNA'yı Emin istediği için yapabiliriz DNA yani. DNA çok önemli Didem Hanım. Evet. Çünkü bu ya? Ülkenin soy bağını hükümet ve devletimiz ayrı düzenliyor ve evet. özel koruma suç, altına suç. Alıyor. Suç, söyleyin onu bir de ekranda evet. da duysun yani. Suç. Soy bağını. Bu ne rahat ya. Bir takım hileli hareketlerle bilerek değiştirmek çok açık bir suç. Peki devam ediyoruz. Bu kez Kübra'yı çağırıyoruz. Kübra gelsin bakalım İstanbul'da. Yunus'la kaçarak evlenmişler. İki tane çocukları var. Evliliğinin kabus gibi geçtiğini söylüyor. 5 yıldır da görmüyor. Onlar da yüzleşecekler. Orada bir anlaşmalı boşanma olur mu olmaz mı bilmiyorum ki. Ben kimseye boşamak gibi derdim yok ama öyle noktadalar ki boşanmak istiyorlar deli gibi. Burada ne olacak? Kübra ile Yunus'un ilişkisini birlikte göreceğiz. Kübra'cığım gelir misin? Kübra belgelerle geldim diyor. Onları inceledik baktık. Gel Kübra'cığım hepsini sen geç öyle yerine geçerken hemen Yunus'u da davet edelim. Yunus da gelsin. Yunus da bazı bilgiler belgeler gönderdi. Fotoğraf daha doğrusu gönderdi. Gel lütfen Yunus. Yunus da Kübra ile konuşalım. Hoş geldin sen de. Şimdi gerçekten ya bir insan bu kadar nasıl rahat olur ya? Ben sinir oluyorum ya. Kardeşim o zaman anne olmayacaksın ya. Bir annelik babalık şey mi verseler acaba bu Türkiye'de ya? Neyse hemen başlayalım da Allah aşkına. Şimdi Kübra en çok ne konuşuyor hala orada ya? Ne konuşuyor hala? Boşanacakmış yani. Beklerse boşanır, hakim hanım da uygun görürse boşar yani. Ben ne yapayım yani? Ne konuşuyor orada? Allah Allah biz kendine şey olsun ya ne dediğini bilsin. Telefon mu alıyor, talimat mı alıyor? Ben anlamıyorum bu kadınlarımızı bazılarını ya. Allah Allah ya. Kardeşim o zaman doğurmayacaktın 3 tane çocuğu. Dünyaya getirmeyecektin yani. Anne olacak kapasitede değilsin. Yazık günah ya. Çocuklara yazık günah. Perişan oluyorlar. Ama bir şeyleri çok bakıyor onlara ya. Gözü görmeyen bir amca. Ya ne vicdansızlar ya. Ya vallahi vicdansız değil mi sevgili izleyiciler ya? Lütfen Instagram adresimde yazar mısınız? Ben çok vicdansız buluyorum bu tür insanları yani. Yüzüne de söyledim. Arkasından da söylüyorum. Sinirlendim yani. Şimdi bir tane fotoğraf var. İddialara geçeceğim hepinizin karşılıklı. Sen de bir şeyler söyledin. Sen o belgeleri de baktık, inceledik. Önce fotoğraf bir gelsin mi ekranlara lütfen Yunus ve Kübra ile ilgili. Şimdi Kübra'cığım ben seni tebrik ediyorum. Bir sen varsın bir de az önceki Sibel var. Vallahi ne olursa olsun çocuklarına sahip çıkıyorsun. Aranızdaki tartışmalar başka bir şey ama annelik bambaşka bir şey. Evet, gerçekten helal olsun. Annelik helal bambaşka olsun. Bir şey yani gerçekten. Kendi bir şey, hatalar yapabilirsin, şey yapabilirsin. Öyle de böyle çocukların başındasın evet, yani. Evet Didem abla. Tamam mı? Bu resimdeki yani, ben değilim. Ya hayır bu resimdeki sen değil misin? Hayır ben Kim değilim. Bu? Kız kardeşim abla bu benim. Kız kardeşin mi? Evet. O zaman yanlış arkadaşlar şey yapmışlar. Arkadaşlar bu resmi size kim verdi? Arkadaşlar kim verdi bu resmi? Yunus sen vermişsin. Hayır abi. Şey ha? Abla. Nabruz'a vermişsin. Nabruz ne yanlış mı anladı acaba? Ne resmi verdiğini hatırlamıyor. Ha? Ben yollamadım abla. Benim yolladığım mutfakta çekilen bir fotoğraf Kübra ile ikimizin. Ha onu hazırlayalım o zaman. Ya şunu daha doğrusu kardeşinse şey tamam ama senin verdiğin fotoğrafı o zaman arkadaşlar karıştırmışlar. Evet. Lütfen verdin mi fotoğrafı sen? Nabruz sende varsa doğru fotoğrafı verir misin? Hayır hayır arkadaşlar o fotoğrafı bir hazırlar mısınız? Hızlıca hazırlayın. Şunu söyleme yapmaya çalışıyor daha doğrusu Kübra. Diyor ki biz bir zamanlar siz o fotoğrafı hazırlayın Nabruz'la da konuşun lütfen. Mevzu şu, siz bir zamanlar çok mutluymuşsunuz. Mutfakta bir fotoğraf da var. Onu diyeyim onu anlatmaya çalışıyorsun. Evet. Sen söyler misin? Sen kendin konuş. Diyecek bir şey yok abla. Ne diyeyim daha ben buna? Mutluydunuz yani. Aynen öyle abla. O zamanlar öyleydi. Evet, mutluymuşsunuz bir zamanlar. Didem abla bir günle mutlu olunmuyor ki. Bir gün mutluysak abla, ben bunu bu saatten sonra daha mutlu edemem zaten. İstesem de edemem evet, yani. Edemez. Neden? Edemezsin. Yetişemem abla ben bunun lüks yaşantı tarzına. Öyle yetişemem mi? Yani. Doğru söylüyor Didem abla. Yetişemem. Ben babamın evinden gittiğimde de bu şekilde gittim onlara.
Tekrar babamın evine geldim. Babam sırf çalışayım, çocuklarımla bir geçim sağlayayım diye bana bir dükkan açtı. Onu bile hazmedemediler. Ben 3 sene boyunca annem, babam, ben, 2 tane de çocuğumla o dükkanda çalıştım. Bunu herkes biliyor. Yani ondan sonra bazı aksilikler oldu, kapatmak zorunda kaldım. Ben o dükkanla hayata bağlandım. Çocuklarımın bütün geleceğini o dükkan üzerinden kurdum. Kendisinin çocuklarına verebilecek bir geleceği yok ama benim o çocuklarıma verebileceğim bir geleceğim var. Dükkan bir birikimim var. Evet Didem abla. Ne dükkanı açtın? Pastane. Pastane açtın? Evet. Bu maddi gelirin de oradan mı geliyor? Evet Didem abla. Ben ondan sonra pastaneyi kapatmak zorunda kaldım. Tekrar işe girdim. Tekrar çalışmaya devam ettim. Ondan sonra kendisi cezaevinden çıkınca bizim kapıya geldi pislik çıkartmaya. Ben bunu duydum. İşte market falan aradı oradan beni. Kendileri de bağlanabilir. Ondan sonrasında da ailem, can güvenliği yok kızım, gitme dedi, boş ver. Hani babanın getirdiği bize yeter, boş ver dedi yani. Biz her türlü karnımızı doyururuz, maksat karın doyurmaksa biz doyururuz dedi. Ama o tam aksini söylüyor, senin inanılmaz bir lüks yaşantının içinde olduğunu. Bizim abla nasıl çok bir yerlerde lüks tatiller yapmışsın varmış? Fethiye'de. Çayır abla, Çatalca'da. Yani, Çatalca'da. Bungalo evlerine. Çatalca'da gidebilirim Didem abla. Ben tamam. Arkadaşlarımla gittim. Ablam vardı. Hangi kız arkadaşlarımla gittin? Fotoğrafını vardı. Gösterebilir misin? Kız arkadaşlarımın hepsi bağlanacak. Ben herkesin burada fotoğrafını yayınlamak zorunda değilim. Ben herkesin fotoğrafını araba yayınlamak zorunda değilim. Araba sürmeyi öğreniyor musun sen? Kimin arabasıyla geziyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Kimin arabasıyla geziyorsun? Kimin arabasıyla geziyorsun? Kimin arabasıyla geziyorsun? Bağlanacak. He? Videolarım da var. Kimin onları da verecektim nerede de Didem abla. Nerede yanımda çalışıyorsun? Yanımda biri olduğu için ben bana onu cevap veremedim. Ver. Nerede çalışıyorsun? Bu seni ilgilendirmez. Ne iş yapıyorsun? Ben şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Şu an akşam çalışmıyorum. Akşam onlarda nereden geliyorsun? Ne? Akşam onlarda nereden geliyorsun? Bu seni ilgilendirmiyor benim nereden geldiğim. Marketlerin oradan lüks arabalardan iniyorsun. He? Hani kanıt? He? Hani delil? Fotoğraf geliyor şimdi, göstereceğim. Tamam, göster. Arabayı tanıyacaksın, bekle. Tamam göster. Arabayı tanıyacaksın. O araba bir, o araba. Tanıyacaksın bir o araba. Takip biz ediyor bir beni. Şey yapalım. Ben evet, etmiyorum takip abla ediyor sen. Beni. Ben etmiyorum. Tamam, biz bazı şeyler onu yayınlayalım ondan sonra lütfen Tunca Hanımcığım. Bir fotoğraf bir gelsin önce, bir ilk fotoğrafı. Arkadaşlar ilk fotoğrafı bir yayınlayın lütfen. Bungalov evlerinde geziyorsun, gez gez. Bir dakika. Seni ilgilendirmiyor, ben 5 senedir babamın kapısında evindeyim. Kaç paralık telefon kullanıyorsun? Çalışmıyorsun, kaç paralık telefon kullanıyorsun? Seni ilgilendirmez. Gençlerin aldığı telefon seni ilgilendirmez. Bir dakika gençler. O fotoğraf gelebilir mi arkadaşlar? Girin arkadaşlar fotoğrafı. Ya arkadaşlar onun bir klibini hazırlamadınız mı ya? Ha? Abla daha çok şey var. Hazırlamadınız mı onun bir şeyini, fotoğrafını? Ben öyle biliyorum Tuğçe. Evet, 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 evet. Bir zahmet hadi yayınlayalım lütfen. Konuşuyordunuz. Bir daha söyle. Sen bu arabayı tanıyor musun dedin. Tanıyorum Didem abla. Ha. Babamın patronunun arabası. Kaç defa babanın ailemle onunla hastaneye de gittik. Kaç defa akşam onlarda seni eve mi bırakıyor? Sen mi çalışıyorsun, baban mı çalışıyor? Hani nerede resim? Sen mi çalışıyorsun, nerede baban resim? Mı çalışıyor? Gelecek onlar da gelecek. Hani nerede resim? Gelecek onları da getireceğim Didem abla, hiç merak etme. Kaç defa karakola da gittik kendileriyle. Babam da yanımdaydı. Benim annem şu anda verem savaşla mücadele ediyor. İlaç falan kullanıyor. Evet. Onunla ilgili kaç defa biz hastaneye de gittik. Yani kalkıp da böyle saçma sapan şeylerle beni suçlamaya hakkı yok. Bahsettiği adam 60 yaşında. Çoluk çocuk sahibi. Ailesi benim evime gelip şu gidiyor. Şu adam bu kez ben LED'e vereceğim ama ekrana gelmeyecek arkadaşlar. LED'i arkadaşlar, LED'i görmeyin. Hadi bakalım verelim lütfen. Verin lütfen LED'e. Birinin fotoğrafı var. Evet Didem abla. Peki LED'e verilen fotoğrafın yüzünü neden kapattınız diye bir soruyu ben size sorsam bana ne yanıt verirsiniz? Yüzü çok flu, çok flu bir fotoğraf. Kim bu adam? Didem abla babamın patronu. Babanın patronu. Çoluk çocuk sahibi, eşi de bize gidip geliyor, bağlanabilirler. Tamam alın arkadaşlar, LED'den alın, LED'den evet. Alın, LED'den alın. Bu adamla mı bana iftira attın? Ben atmıyorum. Her akşam onlarda dokuzlarda ben gelmiyorum. O arabadan ben inmiyorum. Marketlerin köşelerinde ben inmiyorum. Vallahi hani ver resim nerede? İndiğime dair resim ben nerede? Gelecek onlar da gelsin. Sen bekle onlar da gelsin. Yavaş yavaş sen bekle. Gelsin bir seferde yavaş gelsin. Getireceğim ben sana. Didem abla benim korkum yok yani. Hani böyle ucuz numaralarla bana burada iftira atamaz. Senin bir ilişkin olduğunu iddia ediyor. Abla ya bana şunu söylesin. Ya telefonu kaç paraya almış, nasıl almış? Bunun cevabını versin ben tamam diyeceğim. Buna da baban razıyım ya. Baban aldı, bu seni ilgilendirmez ki babamın bana aldığı telefon. Fatura. Babanın adına mı? Kaç paralık telefon? Sana ne kaç telefonumdan? Telefon? Söyle. Sana ne? Söyle. Çalıştım aldım, bu seni ilgilendirmez. Paran mı var? Gidiyor. Çalışmıyorsun. Evet, nasıl var, gidiyorsun? Param var. Nasıl birikimim var. Bu seni nasıl ilgilendirmez. Gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun? Bu, sen niye bunlara kıdırıyorsun ki? Ben çalışıyorum günlük 1,5 milyar alıyorum da yetiştiremiyorum.
Çocuklarıma birikim yapıyorum. Ha, onların da hakkı tatile gitmek. Yaparsın canım, daha çok birikim yaparsın böyle. Senede bir iki kere çocuklarımı tatile götürmem bunun zoruna gidiyor. Çünkü hiç yapmadı ya. Ben de çocuklarımı gözümde hiçbir şey de bırakmıyorum. Gitsin gelsin alsın çocuklarını gelsin. Peki niye soruyorsun bunları? Sana ne istedi? Evet, sana ne? Ben 5 senedir babamın evindeyim. Tarzı işte. Bulmuş ya, takmıyor geziyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Didem abla, artık ben 5 senedir. Artık ben bunu yetişemem yani. Didem abla, ben 5 senedir. O zaman boşanacaksın. Didem abla, ben 5 senedir. Boşanacağım zaten, ne uğraşacağım seninle? Ben 5 senedir babamın evindeyim. Benden babam sorumlu, kendisi değil. 5 sene önce neredeymiş? Çocuklarının neden yanında bir yani gün olmamış? Yani 5 sene dik durma, 3 senedir. Yani 3 senesi. 2019'da mahkeme var. 2019'un ortası.